Endeks grafiğimizde belirlediğimiz şablon durumunda 3000 hedefimiz vardı ve 3000 hedefimizi bu hafta için gerçekleştirdik. Üzerinde kalıcı kapanışlarla da haftayı kapatmış olduk. Tabii bu durumdan sonra yeni hedef bölgemiz 3250 olarak belirlemiş olduk ve tabii yukarı yükselişlerini devam edeceğini söylediğimiz bölgeden itibaren yükselişi yaparak üst bölgeye gelmiş olduk. Şimdi bu durumdan sonra tabii ki şu bölgeden itibaren yapmış olduğu yükselişin bir düzeltme durumu olması normal bir şekilde bizim düzeltme bölgelerimizi de belirledik. Yani yarı yarıya stop ve kesin stop bölgelerimiz düzeltme bölgelerimiz olarak takip edebiliriz. Bu bölge tabii ki öncelikli olarak birinci destek olarak şu an için 3000 hedefi destek görevini yapıyor. 3000 hedefinin altına geçişler meydana gelirse şablon bölgemizin orta noktası olan 2900 bölgesi ikinci destek bölgemiz olarak takip edeceğiz. Ve şablon bölgemizin en alt bölgesini de yarı yarıya stop bölgesi olarak takip etme durumunu oluşturduk. 2800 bölgesi. Öncelikle tabii ki 2800 bölgesinin altına geçişler olmadığı sürece 3250 ve daha yukarı hedeflere gitmek isteyen endeks durumu şayet 2800 bölgesinin altına hacimli düşüş olmadığı sürece bu yükseliş durumunu devam ettirerek düzeltmelerle beraber ara düzeltmelerle beraber 3250 ve daha yukarı hedeflere gitmek isteyen şablon durumunu devam ettirecektir. 2800 bölgesinin altına düşüşlerde hacimsel bir durum teşkil edecek bir olay meydana gelirse yani haber akışı bunu desteklerse o zaman 2700 bölgesindeki kesin stop noktamızı önemsememiz gerekecek ve o bölgenin altına geçişlerde de stop olma durumunu değerlendirmek durumunda kalacağız. Böyle bir durum oluşmadığı sürece bu ara kanal bölgesinde yani 2800-2700 bölgesi arasında tutunma hareketlerini yaptıktan sonra yani şablon bölgemizin kanal bölgesini kullanarak o bölge içerisindeki durumu değerlendirdikten sonra da yukarı devam ettirme ihtimalini sürdüren bir şablon durumu oluşmuş oldu. Tabii bu yükselişi devam ettirme ihtimali nereye kadar devam edebilir 3250'den önce? Şablon durumumuzun üst bölge direnç noktası olarak 3125 bölgesi var. Yani bu bölgedeki 3125 bölgesi en önemli düzeltme durumunun olma ihtimalini oluşturabilecek şablon durumu olarak gözüküyor. 3125 geçilirse yukarı yükselişleri de devam ettirme ihtimalini kısa düzeltmelerle yani şurada olduğu gibi gün içerisindeki düzeltmelerle yukarı hareketleri devam ettirme ihtimalini sürdürerek bu yükselişi ralli şeklinde devam etme ihtimalini sürdüren bir görüntü oluşmuş oldu. Dolar grafiğinde oluşturduğumuz şablon durumunda yarı yarıya stop noktası olarak 17.70 bölgesini belirlemiştik. 18.35 hedefine giden süreçte ve gördüğünüz gibi Perşembe ve Cuma günkü ataklarla beraber tekrar yukarı bir tepkisel durum meydana gelmiş oldu. Fakat şablon direnci olan 18.15 direncini halen daha geçip üzerinde kalıcı kapanışlar olmadığı için bu ara bölgedeki süreci devam ettiriyor ve bu durumda tabii ki 18.15 bölgesine yakın kapanışlarla kapandığı için önümüzdeki hafta içerisinde 18.15 üzerinde kalıcı kapanışları yaparak 18.35 bölgesindeki zirve bölümünü test etme ihtimalini oluşturabilir. Fakat yukarı geçişlerde de şu bölgedeki direnci şu an için geçme ihtimalini pek görmüyorum. Yani 18.65 en fazla gidebileceği nokta olarak şablon bölgesinin üst noktası olarak 18.65 bölgesi gözüküyor. O bölgeye kadar yükselişleri de yapma ihtimalini oluşturmuş oldu. Fakat 18.65 geçilmediği sürece 18.65-17.70 şablon bölgesi içerisindeki hareketleri devam ettirerek bu şablonu doldurmak isteyecektir. Bu şablonun içerisindeki hareketlerde de yukarı aşağı düzeltmelerine devam etme ihtimalini sürdürür. 17.70 altına düşüşler meydana gelirse de 17.15 bölgesi kesin stop olarak takip edebiliriz.
Fons grafiğindeki şablon durumunda bu hafta için geri çekilme ve yarı yarıya stop bölgesine kadar bir düzeltme durumu gerçekleştirmiş. Tabii bu bölgede ne demiştik? Buranın üzerinde, yani 1795 üzerinde kalıcı kapanışlar olmadığı sürece tekrar geri çekilme ve düzeltme durumuyla beraber bu bölgede tutunduktan sonra tekrar yukarı hareketleri oluşturma ihtimali oluşturur ki gördüğünüz gibi şu kanal bölgesini kullanıyor ve bu kanal bölgesindeki hareketleri de devam ettirdiği sürece düzeltme ve güç kazanma hareketlerini sürdürmüş oluyor. Şu an için yarı yarıya stop bölgesi olan 1740 bölgesi önemli durumda. O bölgenin altına geçişlerde de 1700 bölgesine çift dip ihtimaline gelme durumunu oluşturur. 1700 bölgesinin altına geçmesi daha derin düzeltme bölgesi olan 1600 bölgesine kadar düzeltme durumunu oluşturacak şablonu meydana getirir. Fakat burada 1740 bölgesinin altında düşüşler olmadan bu bölgede kanal içerisindeki gördüğünüz gibi tam kanal desteğine kadar yaklaşmış. O bölgeden vereceği tepkiyle beraber tekrar 1795 bölgesi ve özellikle de artık yukarı yükselişlerin devam ettirme ihtimalini oluşturacağı 1835 bölgesine kadar tepkisel hareketleri gerçekleştirebilir gözüküyor. Fakat 1835 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışlar olmadığı sürece de yükseliş kanal bölgesinin üst bölgesine geçişleri sağlayamayacağı için tekrar geri dönüşlerle kanal içerisindeki destek bölgelerine geri çekilmeler yaşanabilir. Bu durumlarda bu kanal içerisindeki yükselişleri yukarı tepeler dip durumlarla devam ettirdiği sürece de yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimalini çoğaltan şablon durumunu oluşturacak. Gümüş grafiğinde oluşturduğumuz şablon durumunda yarı yarıya stop bölgesi olan 19-20 bölgesinin altına düşüşle haftayı kapatmış gözüküyor ve düzeltme durumunu değerlendirip aşağıya durumunu devam ettirirse kanal desteği şu an için çalışıyor. Fakat kanal desteğinin altına geçişlerde tekrar 18-15 bölgesine çift dip ihtimaline yönelebilir. Bu durumdan sonra da aşağıya geçişler tehlikeli boyutlar oluşturacak şablon durumunu meydana getireceği için kesin stop olarak değerlendirmekte fayda var. Buradan verebileceği tepkilerle beraber tekrar yukarı hareketlenmeleri kanal içerisindeki yükselişleri yaparak 22-50 bölgesine kadar yükselişleri yapma ihtimali oluşturabilir. Fakat bunu oluşturması için de öncelikle 20-95 bölgesindeki şurada çalışan direnç bölgesinin üzerine geçişleri sağlaması gerekiyor. Şu an için bu kanal bölgesinin içerisindeki durumları devam ettirebilirse yukarı yükselişleri de yapma ihtimalini oluşturabilir. 20-95 bölgesi üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştirebilirse tekrar yukarı yükseliş kanal bölgesinin içerisine girip 23-45 hedefini gerçekleştirmek isteyen şablon durumunu oluşturabilir. Brent grafiğinde oluşturduğumuz şablon durumunda 91-65 bölgesini yarı yarıya stop bölgesi belirlemiştik. Bu kesin stop bölgemizden önce, yani 97-10 bölgesi birinci kesin stop noktamızdı. O bölgenin altına geçişlerde çift tip ihtimali ve oranın altına da geçerse aşağıdaki 85 dolar bölgesine kadar olan ve o bölgeden sonra da daha tehlikeli boyutlara doğru giden süreçle karşılaşma ihtimalinden dolayı kesinlikle bu bölgenin altında stop olmakta fayda var demiştik. Şu an için gördüğünüz gibi tekrar bu bölgedeki çift tip durumunu değerlendirip 97 dolar bölgesine bir tepkisel hareket gerçekleştirdi. Şu an için tabii ki 97 dolar bölgesi de en önemli direnç durumunu almış durumda. Bu bölgenin üzerine geçişler olmadığı sürece aşağıya düzeltme durumlarını devam ettirme ihtimali daha yüksek gözüküyor. Şu an için bu şablon bölgesini kullandığı için bu şablon bölgesinin içerisindeki hareketlerle de yukarı aşağı tepkisel hareketlerle devam edebilir gözüküyor. Öncelikle tabii ki bu bölgedeki birinci direnç noktası olan, yani şu an için en önemli direnç noktası 99-65, yani 100 dolar bölgesi en önemli direnci teşkil ediyor. 100 dolar bölgesinin üzerine geçişler olmadığı sürece aşağıya 85 hatta 80 dolar bölgesine kadar düzeltme durumlarını devam ettirme ihtimali sürüyor. 100 dolar bölgesi üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştirebilirse tekrar yükseliş kanal bölgesine yaklaşan bir durum sergileyeceği için yukarı tepkisi hareketleri devam ettirme ihtimalini sürdürebilir. Fakat 100 dolar bölgesi üzerinde kalıcı kapanışlar olmadığı sürece de bu durum gerçekleşmeyeceği için 100 dolar 91 dolar arasındaki süreci de sürdürme ihtimalini oluşturabilir. Artlist.io.
Euro dolar grafiğinde oluşturduğumuz şablon durumunda gördüğünüz gibi burada en önemli durum neydi? 1.03 bölgesiydi. 1.03 bölgesinin üzerine geçişler olmadığı sürece de tekrar geri çekilmeler ve aşağıya doğru olan düzeltme durumları çift tip ihtimalinden sonra devam ederek 0.95'e kadar olma ihtimalinden bahsetmiştim. Gördüğünüz gibi 1.03 bölgesinin üzerine geçişleri sağlayamadan o bölgedeki direnç çalıştığı için tekrar geri dönüş. Kanal desteğine yaklaşmış, kanal desteğinin altına geçişlerde bu bölgedeki bir bölgesindeki yarı yarıya stop bölgesini mutlaka değerlendirmek gerekiyor. Çünkü o bölgenin altına geçişlerde 0.97'ye kadar olan bir düzeltme durumunu meydana getirme ihtimalini çoğaltmış durumda. Bu bölgeden tekrar tepkisel durumlar oluşturursa artık çift tipin tekrarında yukarı 1.03 üzerinde kalıcı kapanışları yapmak isteyen bir şablon durumunu oluşturabilir. 1.03'ü geçemezse tekrar geri dönüşte aşağıya olan süreci hızlı bir şekilde gerçekleştirme durumu oluşabilir. Platin grafiğinde de oluşturduğumuz şablon durumunda gördüğünüz gibi 1000 bölgesine kadar gitmek istedi. O bölgeye yaklaştıktan sonra da tekrar düzeltme ve yarı yarıya stop bölgemize desteğe gelmiş 895-900 bölgesi. 900 bölgesinin altına geçişler olmadığı sürece kanal içerisindeki hareketleri devam ettirme ihtimalini oluşturabilir. Fakat 900 bölgesinin altına geçtikten sonra da 865 bölgesini kesin stop olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü o bölgenin altına geçişlerde daha aşağı olan süreçte 700 bölgesine kadar olan bir düzeltme durumuyla karşılaşma ihtimali çoğalabilir. O yüzden bu bölgede kesinlikle stop olmakta fayda var. Bu bölgeden dönüşünde 1000 bölgesini test etme ve üzerinde kalıcı kapanışlarla da tekrar yükseliş kanal bölgesinin oluşturma durumunu meydana getirebilir. Bitcoin grafiğinde oluşturduğumuz şablon durumunda burada bir ara kanal bölgesi oluşturmuştuk. Bu ara kanal bölgesinin altına geçişler, sert bir şekilde düzeltme durumu ve en önemli destek bölgesi olan yarı yarıya stop bölgesine kadar, yani 20.500 bölgesine kadar bir düzeltme durumu oluşturabilir demiştim. Gördüğünüz gibi bu hafta için onu gerçekleştirmiş oldu ve artık buradan tekrar yukarı tepkisel hareketleri gerçekleştirip 25.000 üzerine geçişleri sağlayabilirse artık Bitcoin'de yükselişin başlıyor diyebileceğimiz duruma geleceğiz. Yani bu durum son bir durumsa, gerçekleştirmiş olduğu bu düzeltme son bir düzeltme ise, ki bana göre öyle gözüküyor, veya bu bölgenin üzerine çıkışları sağlayamadığı sürece, yani 25.000 bölgesinin üzerine çıkışları sağlayamadığı sürece de aşağıya hacimli düşüşlerle şurada beklediğimiz karanlık bölgeye kadar olan bir düzeltme durumuna doğru giden sürecin de başlangıcını oluşturabilecek duruma gerçekleştirmiş olan şablon durumunu meydana getirecek. Bunu takip edebilmemiz için de öncelikle bu hafta içerisinde birinci bölge olarak şu bölgedeki direnç noktası 21.750, ikinci olarak da şu ara kanal bölgemizdeki şu direnç önemli bir direnç durumunu almış durumda 22.500. Bu bölgeleri geçip üzerinde kalıcı kapanışları bu hafta içerisinde sağlayabilirse artık bu son düşüş diyebilirim ve buradan artık 25.000 üzerinde kalarak yukarı yükselişleri 35.000'e kadar olan bir duruma getirme ihtimalini oluşturan şablon durumunu meydana getirmeye çalışacak. O yüzden buradaki en önemli durum bana göre bu hafta içerisindeki durumda şu bölgenin, yani 22.500 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğini önümüzdeki 15 gün içerisindeki süreçte takip etmemiz gerekiyor. Bunu oluşturamazsa Bitcoin karanlık bölgeye doğru giden süreci başlatacak veya dediğim gibi 22.500 üzerinde kalarak 35.000 yükselişini başlatacak, son düzeltmeyi yapıyor olabilir. Bu yüzden buna göre pozisyonlarımızı ayarlayarak bu bölgedeki alımlar yapılırsa, şayet gerçekleştirmek isteyenler 20.500 bölgesinin altına geçişlerde yarı yarıya stop bölgesi, 17.500 bölgesinin altına geçişlerde de kesin stop olarak değerlendirme durumunu oluşturulmalı. Bu bölgedeki alımlar bence gerçekleşen son alımlarda olabilir. Yukarı veya aşağıya olan hareket için, yukarı başlayan harekette de bu alımlarla da
çok yüksek kazançlar elde edilebilecek duruma da geçişler oluşabilir.